321 Comolokko, Ali Öztürk, Mirve, DR Kabak, Cemrecim, Burak Kiraz, Artemis, Siberov, Aniela abone olmuşlar. Bir de Mili X World hediye abonelik almış. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Aboneleri okumak garip hissettiriyor lan. Vallahi eskisi gibi. Der garip de. Şimdi Orkun Reis'in videosunu bakarız bir ara. Şu şeye hemen giriyorum MrBeast'e. İzleyelim bakalım ne yapmış. MrBeast, stop this train with a Lamborghini. Bu tren raylı. Seni durdurana Lamborghini veriyor herif. Biz hala osurup muhabbetindeyiz. İsteyen izlesin Discord. Lamborghini'ler maket ya. Bu tren raylarının üzerinde çeyrek milyon dolar. Ya. Bu Lego ya. Baba bak. AI. Bak bir Messi fanları. Bir MrBeast fanları. İkisi benden ağır nefret ediyor. Aslında seviyorlar ama benle tartışmaya giriyorlar hep. Bazı şeyleri şaka yaptığımı anlamıyorlar. O çok üzücü. Aa dur. Tamam video geldi. Merdo bunu sana atıyorum. Bana bir Discord'dan atsana. Tamam abi. Sen at bana, problem yok. İstiyorsan at zehrini gel. Abi. Vardı bir adam. Geliyorum. Geldi mi abi? Acaba o nerede açılacak? Dur kanka, ben bir ekranımı bir iki saniye kapatmak istiyorum. Benim kapat abi. Sen çünkü artık kendinden vazgeçti gibi. Beni de çok sevmiyor. Hah tamam. Sıkıntı yok. Vay Reis'e bak be. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben bu videoyu açtığımda çok artık bu memleketin şeylerinden çok korkuyorum ya. Açıyorum. Oğlum dedem harbi. Değişik bir çar ha. Bak bak. Bak. Jantiliye bak. Okey'e gidiyor. Bu kadar. Bu kadardı video. Kaç yaşındaydı abi dedi? 95 mi oldu? 90. İnşallah. 94 ya da 95 maşallah. Özlük mözlük janti adamdır ya. Sever jantiliği. Maşallah eyvallah arkadaşlar. Sugar dedi mi? Terbiyesizlik yapmayın. 92-93 olması gerekiyor. 90 üstünde de tam saymayı bıraktık. Açıyorum videoyu. Let's go. Abi korku videoları izlemeyi seviyorsan eğer sana bir kanal önerebilirim. Öner Aydagül. Biz bir ara şey izliyorduk, izleyelim. Neydi lan? Abi öyle bir söyledin ki. Ha Prospect. Prospect. Onlar biliyorsun değil mi? Video çekmeye okeydiler. Sonra dönmedik, ayıp oldu. Gidek çekelim abi işte. Nova. Ha Nova. O kadar video çekelim dediler. Ya biz dedik. Ama videonun dedi. Montajını biz yapacağız. Siktir git lan der. Neyi? Niye bize? Abi. Tamam lan. Ama bak, kabul ederlerse komik olur, yapalım mı? Eğleniriz anladın mı? Gerçekten eğlenceli olur o zaman. Fake abi onlar. Ne demek fake? Ne? Eli kendine gel amına koyayım. İnsanların işine saygı duyuyor. Boş konuşmayın lan. Boş konuşma. Bak bu arada abi makarası bir kenara. Gerçekten çekelim bak, çok makara geçeriz. Birlik, onlar da makara geçer yani. Tahmin edebiliyorum orada yaşanacak şeylerde. Ve kordi kesin olmalı. Katılıyorum.
TikTok'tan sonra bunu yüreğim kaldırmaz abi. Eren'cim. Yeniliklere hazır olacaksın. Her yerde olacağız. Her masada olacağız. Neyse dur devam ediyorum. Hadi video izleyelim. Bu konuyu değerlendireceğim. Treni durdur, Lamborghini'yi kazan. Umarım o hep yenilen çocuk yoktur. Varsa o çocuğu hemen sahnesinde banlayacağım. $1 milyon bir Lamborghini duruyor ve çok geçmeden devasa... Ses geliyor mu size? Geliyor. Bir tren onu paramparça edecek. Çarpışmadan önce bu Lamborghini'yi Blake'e veriyorum. Teşekkür ederim. Tren gelmesine geliyor ama bu 8 asker de Lamborghini'ye 10.000 mermi atmak için pozisyon almış durumda. Hayatımda böyle korkunç bir şey görmedim. Evet, eğlenceli olacak. Ve Lamborghini mermilerden korumanın bir yolunu bulmak için tam 24 saatim var. İstediğini yapabilirsin. Süre şimdi başlıyor. Tamam, ilk savunma attığı için biriketlerden bir duvar dizmek istiyorum. Ondan... Bir dakika, bu çocuk yarışmacı ve o çocuk değil. Doğru muyum? Ses bir tık fazla. Kısarız Johnny. Herhalde. Sonra buzdolaplarıyla dolu birkaç nakliye konteyneri, tamam. Sonra da mermileri engellemek için arabalardan oluşan bir duvar. Sence bu saydıkların 10.000 mermiyi durdurmaya yetecek mi yani? Yeter. Bence yeter Jimmy. Tamam ama burası şimdilik bomboş. İnşaata başladı. Blake de hemen kredi kartına erişimi olan 3 mağazaya gitti ve malzemeleri abartmıyorum tam $78.000 harcadı. Ama bunlarla sizi sıkmak istemiyorum. Teslimatın tamamlandığı kısma geçelim hadi. Baba Lamborghini alırdınız ya bir tane daha. Malzemelerin ilk teslimatı şu anda yapılıyor. Vay canına, bütün bunları aldığıma inanamıyorum ki dahası da gelecek. Bir su kamyonu geldi. Burada arabaların bir kısmı da geldi. Burada da bir yük konteyneri var. Bu kadar malı nereden bulmuş bu? Evet, bu çılgınlık. Makineli tüfekleri kafanıza takmayın. Orada değillermiş gibi. Açıkçası burada ne aradıklarını ben de bilmiyorum. 5 saat geçti ve bu yük konteyneri gerçekten de 10.000 mermiye karşı ilk savunma hattı olmak üzere. Pekala, bu muhtemelen işimizi görecek. Sence nakliye konteynerleri bu mermileri durdurur mu? Mümkün bile değil. Hapı yuttu diyebilir miyiz yani? Evet, durum onun için kötü gibi. Tamam, çok kötü. Yaklaşık 6 saat oldu. Belki de bu elenecek, diğer çocuk gelecek gibi bir ihtimal de var. Lemenden memnun Oldukça musun? Oldukça memnunum. Emin misin? Bu şey inene kadar değildim. Ama tamam. Buradayken bu sisteme güveniyorum. Bu mermileri durdurabilir mi diye bir soru sordum ama hayır dediler. Ve Blake bunu fark ettiğinde her şeyini ortaya koydu. Sadece gece boyunca çalışmadı. Bu taraftan Bay Demiryolu traversleri. Güzel güzel, evet. Çok iyi, mükemmel. Ertesi sabah bile bu bariyer üzerine uğraşmaya devam etti. Baksanıza adam konteyneri kamyonet ve dev bir tüple dolduruyor. Ve bir araya getirildiğini gördüğümde gerçekten çok etkilenmiştim. Burada neler yaptı? Belki onları basacağını işte. Kum bassa daha fazla şey aynen olmaz mıydı? Aynen öyle de ya, hadi işin hadi bir aksiyonu da olsun da. Ya işte eğlence içerik olsun. Yoksa abi buradan bırak geçemez. Bazuka bile işlemez buraya. Şimdi? Önce ön tarafa bir sürü beton yedim. Bariyerin en yüksek kısmını makineli tüfekleri engellemesi için ayarladım. Şu çünkü bu şeyler büyük ve korkutucu. Bütün arabalarımı konteynerlere koydum. Çok da su var. Ve bu tarafa bakacağım. Olursanız Lamborghini'sinin her şeyin arkasında nasıl saklandığını göreceksiniz. Evet, bence halinden memnunum. Sence bütün bunlar o mermileri durduracak mı? Evet, durduracak. Bence başarılı olma ihtimalin yarı yarıya. Bu bence gayet iyi bir oran, evet. Evet, askerler 10.000 mermi atmadan önce Lamborghini'ye bir bakalım. Sadece bu Lamborghini için yarışmıyorsun. $100.000 da söz konusu. Oh. Ne? Aynen öyle. Evet, güzel duruyor değil bu mi? Bu sigortayı karşılamak için yeter. Başlayalı 44 saat oldu. 8 korkunç adam ve 10.000 mermi. Hepsi Blake'in inşa ettiklerine karşı. Hadi işareti ver. Hadi sadece bitirelim. Nişan aldık. Ateş etmeye hazırız Jimmy. Gıdıklamayacak bile bak. Evet, ateş açabilirsiniz. Anlaşıldı. Bekleyin! Ateş! Oh! Oh, inanamıyorum. Aa, kalesini kurşun yağmuruna tutuyorlar. İnanamıyorum. Amına koyuldu arabanın. Ben bir yanlış gördüm. Bir dakika. Aa, kalesini kurşun yağmuruna tutuyorlar. İnanamıyorum. İnanılmaz. Ya. Bu çılgınlık. Şu anda briketleri paramparça etmekle meşguller. Olamaz. Aa, hayır. Blake'in bariyeri paramparça oldu. Ya sanki Discord'da sesi gelmiyor gibi. Duyuyor musunuz Discord'da konuşanları? Ben duymuyorum çünkü. Bir bakın bakayım. Benim kulaklığımdan farklı bir şey alıyor olabilirim. Az geliyor. Biz kısık sesle konuşuyor olabilir miyiz belki? Yo, şu abi, bak, iyi mi mesela? Mesela benim... böyle konuşsak. Ha, öyle gelir. Çünkü siz de konuştuğumuz zaman geliyor mu? Konuş bakayım. Test denemek bir şey. Böyle gelir, böyle gelir. Tamam, böyle konuşursanız olur ama böyle arkanıza yaslanırsanız gelmiyor. Bilmediği şeyse bu mermilerin Lamborghini'yi paramparça etmek için düşündüğümüz 4 aşamadan sadece ilki oldu. Ya da bundan sonra geriye kalan ne varsa mı desem. Hafif makineliği kurdular. Çok güzel. Oh, hayır!
Daha bir sanki eriyor. 5-1 mi o? 5-1. Oh, makinalı işi bozar. 5-1 ne gel. Kriketler paramparça. Artık tek bir merminin bunu delip geçmesi yeter. Lambosunda bir delik açacak. İnanamıyorum. Hayır. Bunlar son mermiler. Bugün bizim oynayacağımız oyun gibi amına koyayım. Evet, bitti mi? Vardı, doğru. Hadi sene. Bir şey olmasın. Lütfen bir şey olmasın. Ne durumda? Bir şey yok. İşte budur. 10.000 mermi ve tek bir delik bile yok bebeğim. Lambosunda mermi deliği falan yok. Eğer Blake henüz tanımıyorsanız da kendisi önceki iki videomuzdaki yarışmacılardan. Lambo mu? Hayır ya, bu o değil ya. Ve bugün büyük... Başkası o şu tipini hatırlıyorum. Kendisi önceki iki videomuzdaki yarışmacı. Aynı yerde yarışmışlardı. Hayır, o değil. Bu senin dediğin şey değil mi? Şu kurabiyeyi şey yapan çocuk. Aynen, en son denilen çocuk. Aha, bu değil. Evet. Ve bugün büyük ödülü kazanmak için üçüncü ve son kez yeniden aramızda. İkinci aşamaya hazır mısın? Evet. Şuradaki dev vinci görüyor musun? Şu büyük sarı petrol kulesi görünümlü şey mi? İkinci aşama bu. O vinç arabanı 100 metre yukarı kaldıracak ve 24 saat içinde düşürecek. Ve araban pert olmadan onu yakalaman gerekiyor. Sen ciddi misin? Evet. Tamam, böyle getirin hadi. Biz dünyanın ilk 30 metrelik Lamborghini serbest düşüşünü hazırlarken işte Lamborghini uçuyor Blake. Blake onu nasıl yakalayacağına dair plan yapmaya başladı. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum ki. Cender, buraya gel. Evet, buradayım. Çakılmasını nasıl engellerdin? Şehirdeki bütün yastıkları alırdım. Sonra da bütün yatakları alırdım. Sonra da bir battaniye. Cender, sen dev bir yatak yapıyorsun. Bir de ılık bir bardak su. Tamam yeter, yardımcı olmuyorsun. Blake, hünerlerini göster. Aa, işim bitti. Pekala millet, hem iyi hem de kötü haberlerim var. İlk günü inanılmaz şekilde atlattım. Kötü haberse Lamborghini şu anda havada, tamam mı? Bir fikri olan var mı? Yani ne düşünüyorsunuz söyleyin. Şişme kale olur mu? Şişme kale aslında kötü fikir değilmiş. Çünkü bu hiç de fena değil. Evet. Blake inşaat işçisinin bilgeliğinden ilham aldıktan sonra ne yapması gerektiğine karar vermişti. Konteynerleri tam burada ortasında X işareti olan bir kareye taşıyacağım, evet. Böylece bu kareyi bir sürü şişme yatak, yastık, baloncuklu, naylonla doldurabilir. Ayrıca bir sürü de şişme kareye yerleştirebilir. Fakat bir sorunumuz var, elimde malzeme yok. Mağazalardan aldığım her şey beton ya da metal. Yani... Aldığım hiçbir şeyi ikinci gün için kullanamayacağım. Elimde hiçbir şey yok. Blake de ekibini şehirdeki bütün yastıkları ve şişme yatakları almaya gönderdi ve çok uykusuz olmasına rağmen hemen işe koyuldu. Şimdiden yani bunu neden tekrar yapıyorum ki dediğim o noktaya geldim. Evet, doğru ya. Şu anda gökyüzünde süzülen bir Lamborghini kazanmak için yarışıyorum. Malzemeleri geldiğinde Blake 24 saatten uzun bir süredir ayaktaydı ve gerçekten uyuması gerekiyordu. Uyumaya çalışacağım çünkü çok yorgunum ve saat sabahın 4'ü. Blake gerçekten çok yorgun olduğu için planladığından çok daha uzun süre uyudu. Blake? Ciddi mi bu? Bu ne be? Oğlum bu iş yapmaz lan. Öyle bir sürü yatak yastık. Yakalmış işte. Araba mahvolur yani. Tık yorgan almış ama ılık sütü eksik gibi. Evet, ılık süt olmazsa olmaz. Blake nerede? Uyuduğunu söyledi. Hayır, inanamam. Evet. Blake sahaya varana kadar gün bitmek üzereydi. Akşam vakti gelmişti. İşte şuradaki Blake'in kamyoneti. Hadi işe koyulmamız gerek, hadi. Pekala, ne durumdayız bir bakalım. Oo, şu şişme ev büyük bir kutu görevi görecektir. Düşünüyorum da belki o şeyi şimdi ortaya koyarız ve sonra da şişirmeye başlarız. Sadece 4,5 saat kaldı ve Blake için durum hiç iyi... Daha sonra o treni durdurma şansı yok. Kurum kalanını karton kutular ve baloncuklu naylonlarla doldurmaya çalıştı. Sona yaklaşıyoruz Blake. Chandler, ne kadar kaldı? Hadi gel, çikolata geliyor, çikolata. Bir saat. Blake'in işi bitti. Biraz naylonum kaldı. Sanırım bu şeyle yukarı çıkıp bebeğimi bu baloncuklu naylonla saracağım. Ve işim bitecek. İşim bitecek tabii, evet. Blake vinç üzerindeki zamanını bir türlü beceremese de naylonla çalışarak geçirdi. Bu işe yaramayacak. Vakit ne vakti? Ne? Arabayı bırakma vakti. Allah. Hadi bırakalım şunu. Naylonu kaplayamadığı için görkemli görünüyor. Blake, sence Lamborghini'nin Çıtır hasarlı olur oğlum, bir şey olmaz ya. Kurtulacak mı? Kurtulacak Jimmy. Ben o kadar emin değilim. Kurtulacağına şüphem yok. Walmart'taki bütün şişme yatakları aldım. Burada kurtarmazsa ne kurtarır bilmem. Elimden gelen her şeyi yaptım. Şimdi i̇şte bu araba sağ önüne Blake, doğru düşmezse... Jimmy. Artık arabayı kaybetsin. Kurgu. Neden? Çünkü sağ önde bir ton para vardı. Anladın mı? Ağırlık yapması lazım. Çapraz düşmesi lazım. Lan gördü. Ya dur bakalım. Yakala. Leziz bir çikolatam var. Walmart'ta satılıyor. Çikolatamızı deneyin. Beğenecek misiniz merak ediyorum. Ama her neyse, elinde 3 şişme kale, 150 yastık var. Kaç yastık var? 150. 150 yastık var ve ayrıca 2000 de karton kutu varmış. Lambo'nun düşüşünü yavaşlatabilecek mi? Evet.
Evet. Bir değil iki evet. Tamam. Evet. 24 saat çalıştı. Hiç bırakmadı. Ah be Serhat. Oğlum bütün ekip bizim ekibe çok benziyor ya. Kelime oyunu yaptım. 3, 2, 1. Lamborghini'yi bırakın. Oh! Oh! Hadi. Çekilin yolundan hadi. Arabaya hiçbir şey olmadı bana. İşaret değil. Bir şey olmasın. Bir şey olmasın. Konteyneri önümüzden çekiyorlar. O Lambo'nun kurtulmasının imkanı yok. Şu kutuları yolda... Evet, bu Prenses Kalesi arabayı genel olarak kurtarıyor. Evet, işte bundan söz ediyordum. Bir şey yok. Görünüyor. Resmi ekspertiz aracılığıyla geldiniz. O halde üçüncü aşamadan bahset. Blake sıradaki meydan okuma için en büyük kabusuyla yine yüzleşecek. Geçen sefer Blake'e her şeye mal olan yanan arabalar meydan okumasını yeniden deneyeceğiz. Vay canına, bu yaptığın alçaklık. Ama bunu daha önce de yaptığı için geçen seferkinden iki kat daha fazla araba bırakarak çıtayı yükselteceğiz. Yarın görüşürüz. Kendimi kanıtlayacağım. Göreceksiniz. Blake gecenin geri kalanını son aşamada diktiği barayı enerjiyi bozarak geçirdi ya. Ve tatlı bir uykunun ardından üçüncü aşama için hazırlıklara başlamaya hazırdı. Saat sabah 8. Yeni uyandım. Bugün... Biz bütün Meksika'yı toplamış ama yapacak çok işimiz var. Hadi başlayalım. Üçüncü gün için planım şu. Yine gitti 12 saat uyudu. Konteynerinin altını keseceğim. Onu arabanın üzerine bırakacağım. Sonra iki konteyner daha alacağım. Onları arabanın hemen üzerinde bir noktada birleştireceğim. Ve en önemlisi bu sefer yanıcı bir şey kullanmayacağım. Bu arabaları saptırır mı? Evet tabii. Hayır dersin sanmıştım. Blake daha sonra ekibinden konteynerdeki tahta parçalarını teker teker çıkarmalarını istedi. Çünkü son meydan okumayı bu yüzden kaybetmişti. Oğlum, sonra da Lamborghini'yi çevreleyecek olan konteynerin tabanını kesmelerini istedi. Konteyner evet. Bu arabaya çok zarar verebilir. Ve şey ezer değil mi? Evet. Ezer mi? Yani evet bence fazla ağır. Bu da... Harbiden neresi tahta lan? Konteynerlerin. Onun çenesi niye patlamış gibi duyuyorlar? Göt çene işte bak tam bir göt çene. Ama bu biraz fazla değil mi? Senin... Squad yapmış. Abone ifadendeki... Tamam yapma. Kıçla aynı. Ha tamam pardon. Benim çeneme gönderme yapacağım sandım. Hayır lan bir şey yapamıyorum. Hal olduktan sonra Blake'in tek yapması gerek. Bak ne güzel geçen gün kurabiyeyi yiyebildin. Eken konteyneri Lamborghini'ye zarar vermeden dikkatlice indirmek. Bir çizik binlerce dolara mal olabilir. İyiyiz, aynen böyle. Araba çok yakın, çizilmek üzere. Parmaklara dikkat, indiriyoruz. Evet. Evet. İnanamıyorum. Şimdi de bu konteynerlerden bir V oluşturacağız. O aynalar kırılır da. Ya araba oraya sıkışırsa. Hayır bu mümkün değil. Bu sihirli şeyi tepeye bu yüzden koyuyoruz işte. Sence bu gerçekten de arabaları saptırabilir mi? Kesinlikle. Geriye 20 dakika kaldı. Bu bitince Lambo'su yanacak mı göreceğiz. O 500 bin... Adam Lambo'ya fırın yaptı oğlum. ...doları gibi. Ve her zamanki gibi Blake her saniyesini değerlendirdi. 3, 2, 1. Bu kadar toprağı ne yapacağını hiç anlamadım. Süren doldu. Hayır. Bakalım geçen seferkinin aksine üçüncü aşamayı geçecek misin? Göreceksin. Blake, bu meydan okumada tamı tamına 500 bin dolar kaybetmiştin. Nasıl hissediyorsun? Kendime güveniyorum. Seyircimiz bir şey merak ediyordur. Geçen sefer... Ya bebeği arabaları yıkıp atacağım diye orada var ya 12 tane jip yakıyor ya. Böyle sistem olmaz olsun ya. Gibi içine tahta koydun mu? Birazcık hayır şaka içinde hiç tahta yok. Hayatımda yaptığım en büyük hatalardan biriydi. Kader anı geldi içeri gel. Üç nakliye konteyneri, bir sürü toprak, beton ve şu sivri çatı neyse işte. Hepsi yanan 10 arabaya karşı. Hazır mısın? Hadi başlat kanka. Arabaya ateşe verin. Kanka. Acaba Blake 200 bin dolarla dolu yepyeni Lamborghini'sini en sonunda elde etmeye bir adım daha mı yaklaşacak? Yoksa başarısız olup eve eli boş mu dönecek? Ne olacak öğrenmek üzereyiz. 3, 2, 1. Bırakın. Oh. 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 Bu hiç olmadı. Bence hayır, gerçekleşmesini hayır, istemediği hayır, bir hayır. Şey varsa o da buydu. Hayır. Hala umutlu musun? Bek değil. Hayır. Evet eski anılar gözümde canlanıyor. Senin mi canlanıyor? Tamam. Sıradaki gelsin mi? Hadi gönder hadi. Bırakın.
Olamaz. Hayır. Çatı çökmek üzere gibi görünüyor. Blake'in geçen seferki gibi yanan arabaları geçememe ihtimaline karşı bu anı değerlendirip size harika yeni bir telefondan bahsedeceğim. Şu anda ekranda izlediğiniz şey... Onu araya soktu. Ne alaka lan? S24 Ultra ile çekilmiş. Telefon ağ çekim ve 4K kayıt yapabiliyor. Telefonun kamerası ayrı bir şey. Yaklaşık 200 metre uzaktayız ve gece vakti. Çok belirgin. Evet, bırakabilirsiniz. Aa, çok kötü bir manzara. Ayrıca Galaxy AI foto asistanı gibi bir sürü yeni özelliğe sahip. Lambo'nun tamponunun çatladığı aşama vardı ya, hatırladınız mı? Bu şekilde parmağınızla seçebiliyorsunuz. Şimdi tek yapmanız gereken silmeye basmak. Ve böylece tampon tamir oluyor. Arabam hasarsız. Fotoğrafta öyle ama. Bırakabilirsiniz. Bu telefonda ayrıca bilgiye erişmeyi inanılmaz derecede kolaylaştıran Circle to Search Google özelliği de var. Geçen sefer olsa Blake ahşaplara uzunca basıp gibi demiryolu travel. Bu telefon beni gerçekten etkiledi ve sizin de etkilendiğinizi düşünüyorum. Yani Samsung.com'a gidin, açıklamadaki bağlantıya tıklayın ya da bu QR kodunu... Araba üstüne araba bırakıyor. Her arabayla Blake'in daha da gerildiğini görebiliyorduk. Ama aynı zamanda bu darbenin konteynere büyük zarar vermeye başladığı da belli oluyordu. Ezilmeye başladı. Alttaki konteyner bayağı bir eğildi. Bu noktada Lamborghini'yi koruyan konteyner arabaların ağırlığı ve ısısı nedeniyle ezilmeye başlamıştı. Bu son gördüğümden beri hiç aklımdan çıkmadı. Ve son arabayı da bırakma vakti. Evet. Düş. Hayır. Hayır, içerisi 1000 derece falan olmalı. Lamborghini muhtemelen şu anda eriyordu. Yangın söndürücüyü aldık. Nasılsa çok hızlı koşuyor. Dikkatli ol Blake. Geliyorum. Ne durumda? Her şey yolunda. Bir şey yok. Evet. Nasıl? Aynalar mı duruyor lan? Eğer bir araba daha bıraksaydın bu konteyner yıkılırdı. 10 bin mermiyi durdurdun. Kolaydı. Sonra arabanın düşüşünü yavaşlattın. Evet. Ayrıca yanan 10 arabayı da... Bu arada en risklisi ikinciydi ya. ...savuşturdun. Dördüncü aşamaya geçme vakti. Hadi abi, treni görelim. Ve süren şimdi başlıyor. Gitmem gerekiyor. Esas 4 abi. Kolaylıklar dilerim. Gidiyorum. Neye koşuyor ki? Blake trenin diğerlerinden çok daha ciddi bir tehdit olacağını biliyordu. Bu yüzden hiç vakit kaybetmeden işe koyuldu. Treni durdurmanın en iyi yolu raydan çıkarmak. Burada da bunu yapmaya çalışıyorum. Bu traversler sıkıca tutturulmuş. Hepsi trenin altında olacak. Tren de onlara çarpacak işte. Eğer bunu 100 kere daha yaparsam trenin bunları aşıp geçebileceğini pek sanmam. Traversler bana geçen videodaki mücadeleyi kaybettirdi. Bu sefer kurtarıcım onlar. Raydan 5 santim kurtarırsak bunu kazanıyorum. 5 santimetre çok fazla. İşte bu. Bu işi tamamladıktan sonra üstüne beton dökebilirim. Onlar kilitleniyordu. Dur bakayım, merak et. Ben burayı tam odaklanamadım. Lan neresi için diyorsun onu? Abi mesela bu şeylerin, trenlerin tekerlekleri birbirine bağlı ya. Evet. Bir bakıma tankların da öyle. Mesela onların içine battaniye falan sıkıştırıyorlar yolda giderken. Hmm. Dönemiyor sonra, kilitleniyor. Bak işe yarayacaktı. İçeri kilitlenecek bir şey sıkıştırsa. Sanırım arada... trene müdahale yok. Tren yoluna yapıyor sadece. Tamam abi, onu engellersin abi, ya. Yolda sarılacak bir şey yapar. Yolda sarılacak bir şey yapar ona. Önce ekibiyle hiç durmadan çalıştı ve ertesi sabah döndüğümde meydan okumanın onu mahvettiği belli oluyordu. Ne haber Jimbo? Sesine ne oldu senin? Ölmeme ramak kaldı. Bildiğiniz gibi bu videoda 250 bin dolar kaybetmişti. Bu videoda da 500.000 dolardan olmuştu. Bence Blake kaybetmekten bıkıp usandı. Çok sıkı çalışan bir ordusu var. Şu anda 3. aşamada bıraktığımız arabaları tren raylarına yığıyorlar. Ama zamanı gittikçe azalıyor. Ve bu treni durdurup Lambos'una kavuşmak için Blake rayların üzerine çok daha fazla şey yerleştirmeye başladı. Konteynerler, darbeyi hafifletmek için yataklar gibi. Gerçekten çok çabaladı, artık onu tutuyorum. Ve su tankları. Blake ne yaptığını iyi biliyor gibi. Ne yazık ki sadece 11 dakikası var. Bu noktada Blake zamanda olmadan bariyerlerini bitirmek için her şeyini ortaya koydu. Ve bütün bunlar aslında etkileyici görünüyordu. İşte bu. 3. Son düzlüğe girdik. 2. 1. Son savunma attı. Zaman doldu. Dur. Dur şunu. Dur.
Artık zamanın kalmadı. İnanamıyorum. Birinci aşamadaki konteynerlerden, ikinci aşamadaki yataklara ve hatta üçüncü aşamadaki yanan arabalara kadar Blake bir şekilde önceki aşamalardaki bütün kaynakları kullandı. Lamborghini'ye mi döneceksin yoksa seni evine ben mi bırakacağım? Görelim şu treni, hadi görelim. Bütün bunlara dalmadan önce treni geriye almamız lazım. Gerçekten çok geriye gideceğiz. Böylece tren bütün bunlara çarpmadan önce bayağı bir hızlanacak. Bu sana uyar mı? Hayır, hem de hiç uymaz. Crystal Blake, Lamborghini'nin kurtulacağını düşünüyor musun? Yani umarım kalır Jimmy. Elbette trene Fissimus logosu yaptırdık. Dünyanın en iyi çikolatası bu. Kendinize bir iyilik yapın, yeni tarifi mutlaka deneyin. Ama şimdi Blake'in hayatının en önemli anına tanıklık edeceğiz. Bakalım Lambo kazanabilecek mi Blake? Bir şey söylemek ister misin? Ne yapacaksın görelim. Treni gönderin. İşte geliyor. Olamaz, olamaz, olamaz. Tren geliyor. Mesafeyi bütün bunlara saatte 55 kilometre hızla çarpması için ayarladık. Hayır, çok hızlı gidiyor. Raydan çık hadi, raydan çık lütfen. İşte geliyor. Bakalım bütün bunlara değmiş mi? Attı valla. Ama duracak gibi. Durdu durdu. Yattı attı ayağım. Evet çıktı raydan. Ne? Ha, bekle. Ne? Bekle. Tren raydan çıktı. Evet sanırım durdu. İnanamıyorum. Hiç bu kadar. Abi 55 kilometre ne ya? Raydan çıkardı. Basın attı şöyle bir 150. Yapamaz oğlum, o kadar rayı bile yok ya. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Başardım. Başardım. İşte bu. İnanamıyorum. Evet. İşte ye. Buralara da yatak koymuşlar ya, buna koyayım. Hani buraya kadar varırsa tam ne olur olmaz hani. Diye vuracak ve savunacak. Lamborghini Blake. Lamborghini kazanmakla kalmadı. Ayrıca bütün Ayna gitmiş lan. Tebrikler. İşte bu. Bu videoyu bir daha açalım. Kamera vallahi. Bir tane girelim. İşte yeni Lamborghini Blake. Yok oğlum. İçi çökmüş. Kapalı ya. Kapalı kapalı. Kapalı duruyor ya. Lamborghini kazanmakla bir göçük yok mu? Bak o ne? Bütün... Toz toz. İşte yeni Lamborghini Blake. Çizik gibi ya böyle. Bu da şeyin altı, aynanın altı bu. Ha. Lamborghini kazan. Yok ya. Benim Lambo mu var amına koyayım? Tahmin ediyorum ben. Bütün bu parayı da aldı. Tebrikler. İşte bu. Bu videoyu bitirmenin en iyi yolu ne biliyor musun? Ne? Walmart'a gidip hemen şimdi Fistables almak tabii. Lan. Kimdi onu? Nikini verin lan bana o çocuğun. Geldik mi o ana? Fistables. Ver bakayım. Acaba tam bu da diyor ya işte Walmart'a gidip hemen Feastables almak. Orada mesela bir çocuk işte bu deyip Walmart'a koşuyor mu gerçekten? Pardon, hadi gidip Feastables alalım. Vardır vardır. Bakalım. Bendim abi demiş, asık surat atmış. Afiyet olsun abim. Öğretmenden çıtır hasarlı Lambo. Hiçbir de utanmadan videoya da dahil olmuşsun. Gülmeler. Abi ben sessiz bir tane atmıştım evde. 20 dakika havalandırmak zorunda kaldık. Osuruk muhabbetlere dahil olunmuş. Ondan sonra cuma 27 abi. Pipin reise sonsuz güven. Hiç banlanmayacakmış gibi yaşamış lan. Treşin abi o. Pora abi o. Oy mis. Bakayım. Ben de gidiyorum ikinci arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Son mesajım olabilir bu. Ha yok. Şey tadını çıkarmış. Tadını çıkarmış. Tadını çıkarmış. Hani banlanmadan evet, önce. Evet. Ulan normal son bir chatterlığımı yapayım. Hiç o konuya takılmayayım demiş. Ve vedalaşmış. Evet, kararın her zaman olduğu gibi re yapmayacağım desem de çete bırakıyorum. Bu arkadaş spoiler verdiği için banlansın mı, banlanmasın mı? Hayır, hayır, şey atın oğlum, ifade atın. Kalp banlamıyor, banlıyor. Sadece yapılması gerekeni DM'den atıyorum abi. Kim? Bu ne demek biliyor musun?